Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş biliyorsunuz bir uygulama başlattı. Bu kapsamda da vatandaşın birinin bakkal borcunun tümü silinmiş. Bu konuyla ilgili de HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya bir mail göndermiş. Fatih Altaylı da bu mektubu bizlerle paylaştı. Bugünkü Köşe Yazısında Fatih Altaylı o mektubu şu şekilde yaz, e, yayınlamış. Ankaralı bir okurum var. Yıllardır mail yollar. Pek çok şeyi paylaşır. Yazdıklarından anladığım kadarıyla muhafazakar bir çevredendir ve çevresinin görüşü kendisinde de hakimdir. Bu şaşkınlığını dile getiren bir mail atmış. Önceki gün maaşını alınca mahallesindeki bakkala gitmiş. Pursaklar semtinde oturuyor. 350 liralık veresiye borcunu ödemeye bakkal gülmüş. Borcun yok demiş. Şaşırmış. Var biliyorum 350 TL demiş. Bakkal yine gülerek yok kardeşim demiş. Epey bir iddialaşmadan sonra gerçeği anlatmış bakkal. Ankara Belediyesi'nden iki kişi gelmiş. Veresiye defterindeki toplam 7 küsur bin liralık borcu ödeyip gitmişler. Mansur Yavaş'ın Ankaralılara böyle bir çağrısı olmuştu. Demek ki belediye olarak örnek olmuşlar. Okurum şöyle demiş. Fatih Bey muhafazakar camiadan uzaklaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti diye elimiz Mansur Bey'e oy vermeye gitmemişti. Ama Ankara'da gerçekten destan yazıyor. Neydi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın o çağrısı? Yardım kampanyası İçişleri Genelgesi ile durdurulduktan sonra mahallenizde Borcu olan illaki birileri vardır. Yardıma muhtaç illaki birileri vardır. Onların borcunu ödeyin, onlara yardım edin demişti. Kendi kampanyası durdurulunca, genelgeyle engellenince. Anlaşılan o ki Mansur Yavaş'ın bu çağrısına kulak verenler olmuş. Ankara'da da bu uygulamayı faaliyete geçirmişler. Ne oluyor? Alınan engelleme kararı sonrasında biz şunu anlıyoruz. Ankara'da Mansur Yavaş gönüllerde taht kurdu. Türkiye'ye de bu sevgi yayılıyor, hızla yurt dışına da yayılıyor. Adeta liderleşiyor Mansur Yavaş. Engelleyenler sağ olsun.